çarpanlara ayırma videolarımıza sadeleştirmelerle devam ediyoruz. Biliyoruz ki çoğunuz bu konuları şıklardan değer vererek yapıyorsunuz. Onu da açıklayacağız size ama öncelikli olarak zaten bütün özellikleri öğrendiniz. İki kare farkı, toplam kare farkı, kare, küp açılımları, her çocuk şey her şeyi biliyor. Var. O zaman bu soruları normalde yapabilmeniz gerekiyor. Biz normal yöntemlerini açıklayalım. Siz gene de değer verirseniz verin. Şimdi x kare eksi 4 x artı 4 y kare. Nedir bu Raşit hocam? x 2 y'nin Bu kalem karısı. hiç iyi olmadı bu kalem. Hangisi? x x... Öyle değil mi? Şu da Eksi 2'ye eksi 2'ye çarpıp topladığımızda ortadakini verdiği için. O zaman x eksi 2y'nin karesi diyebiliriz. Aşağısının x parantezinde alındığını görebiliyorsunuz. x parantezinde 2y eksi x öyle değil mi? Bölü. Hadi şimdilik bölü olarak dursun. Yukarıda ne yapabiliriz? Mesela şurayı x parantezine alabiliriz. Şurada iki, x eksi 2 y'ler var ya. Gözüm onları arıyor benim mesela. Şimdi eksi iki yeler de sırıtıyor ama beni ortak paranteze al diye. O dururken, İlla Hayır o dururken abi. çocuğun hakikaten onu görmesi zor. Sen de hiç çocuk gibi düşünmüyorsun ama. X parantezini alırsak x artı bir olacak. E şimdi x parantezini aldık. Burayı da eksi iki yeler ortak. Eksi iki y parantezinde x artı bir. Aaa ne çıktı karşımıza. x artı bir oldu. Devam ediyorum. Bu x eksi 2y'nin karesiyle şu sadeleşir bir kere. Ancak dikkat edin zıt işaretli ya. Bir tane ne kalacak? Eksi kalacak. O eksiyi direkt kesrin başına atın ki karşımıza yine eksi çıkarsa onunla çarpar. Artıya çeviririz. Eksi x eksi 2y bölü x. Tamam. Bunu bir yandan ters çevirelim. Çarpıya dönüşsün. x artı 1. Aşağıyı da bu sefer x artı 1 parantezine alalım. x artı 1 çarpı x eksi 2y. E ee, X eksi 2'ler gitti mi? Gitti. X artı 1'ler gitti mi? Gitti. Sonuç ne olacaktır? Eksi 1 bölü X olacaktır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ve diğer sorumuzda A eksi B eşittir B eksi C eşittir 4 olduğuna göre... A C artı B kare eksi A B eksi B C... Oo, oo, oo. Bir sürü karışık, karışık ifade var. Ne karışığı ya? Bu ifadenin sonucu nedir? Bunu iki yöntemle de gösterelim. Hem değer verme hem ortak parantezi alma... Yukarıda ilk önce ortak paranteze alınacak ifadeleri arayalım. Böyle dört tane terim varsa gidip şu üçünü B parantezine alıyorum gibi bir şey düşünmeyin lütfen. İkişerli olarak ortak paranteze almanız mantıklı ama. Mesela şununla şunu A parantezine alabilirim öyle değil mi? Niye? Niye? <laughs> bir tane bir yerden başlamam lazım soruya. İkisini A parantezi şu ikisini B parantezine alınıyor. Yani ilk aklıma gelen bu. A parantezinde C eksi B... Artı B parantezinde B eksi C. Öyle değil mi? Bölü. Ee, şu ikisini ne parantezine alabilirim? C parantezine alabilirim şu ikisini. C parantezinde C eksi B. Şu ikisine de A kalıyor. Artı A. pardon C eksi B evet. Artı A parantezinde B eksi -C. B C. Şimdi B eksi C'nin 4 olduğunu biliyoruz. 4 4. Ama C eksi B'de bu durumda eksi, eksi 4 kral. olacaktır. Eksi 4, eksi 4. Çarparsak eksi 4 A, artı 4 B, eksi 4 C, öyle değil artı mi? 4. Artı 4 A. Hmm. Hani burayı 4 parantezine vursam B eksi C, pardon B eksi A. Ancak burayı 4 parantezine vursam A eksi C, B eksi A'yı biliyorum. Çünkü A eksi B 4 ise B eksi A eksi 4'tür. Hı hı. Bundan sonra ben de senin gibi takılacağım. Ben iyiydim ama. Eksi 4'tür ama A eksi C'yi bilmiyorum. Ne yapabilirim? Şöyle yapabilirim. A evet eksi B, B eşittir 4 değil mi? Evet. B eksi C'ye de eşittir 4. Aha 8 mi geldi? Taraf tarafa toparsak A eksi kaç olacaktır? 8. Demek ki bu 8. 4'ler gitti. Eksi 4 ile 8'i sadeleştirin. Eksi 1 bölü 2 oldu. Umarım anlaşılmıştır. Bir diğer ihtimal değer vererek bazı soruları değer vererek göstereceğiz. Mesela burada değer verme işlemi uygulayacak olursak ortak parantez alma sorularında C'ye 0 verin. C'ye 0 verirseniz B kaç olacaktır? 4. B'ye 4 verirseniz A otomatik mana kaç olacak? 8. Şimdi C 0 olduğu için içinde C olan terimleri gönderin. Gitti. B kare yani 16. Eksi AB yani 32. AB yani 32. Eksi 16 bölü 32'den o da eksi 1 bölü 2 çıkacaktır değer verdiğinizde. A küp eksi B küp A kare eksi B kare ıvır zıvır verilmeyi. Şimdi bunların çarpanlarına ayrılacağı kesin. Sanki bir formül tekrar yapmamızı istiyor bizden. A küp eksi B küp nedir? A eksi B çarpı A kare artı artı AB artı B kare hatırlıyor musunuz bu konuyu anlatırken genellikle en sade hali nedir sorularında bu formüller karşımıza çıkar demiştik böyle a kare eksi b kareyi de a eksi b çarpı a artı b olarak yazalım çarpı şunu ters çevirdiğimizde a kare artı 2ab artı b kare nedir a Hocam? Artı a artı b'nin karesi a artı b'nin karesi bölü a kare artı ab artı b kare şunlar gider mi gider mi? a eksi bler gider mi gider şunlar da gider cevap nedir a artı B'dir. Anlaştık mı? Peki bu tarz soruları çocuklar değer vererek nasıl yapıyorlar? A yerine paydayı sıfır yapmayan değerler seçsin. A ve B yerine paydayı sıfır yapmayan değerler seçebilirsiniz. Örneğin A eşittir 2, B eşittir 1 denebilir. A eşittir 2, B eşittir 1 cevap şıklarını de yazalım. Hadi A şıkkı, A eksi B. B şıkkı, A artı 2B. C şıkkı, 3A eksi B. Şey. D şıkkı, yok çık, çık, tut, tut. <gülüyor> konuşamadım. <gülüyor> Tutabilir cevap şık var. O durumlarda ne yapacağınızı söyleyeceğim zaten. A artı B ve e şıkkı B eksi A olsun. Diyelim ki A yerine 2, B yerine 1 yazarsak. 2'nin küpü 8. 8 eksi 1. 2'nin karesi 4. 4 eksi 1. B 1 ya. 4, 2, 1. 2'nin karesi 4. 2 2, 4. Artı 1. Kaç oldu? 7 bölü 3. Bölü 7 bölü 9. Ters çevirip çarparsanız 7 bölü 3 çarpı 9 bölü 7 değil mi? Evet. 7'ler gitti. 9 bölü 3'ten yanıt 3 çıktı. Şimdi A yerine 2, B yerine 1 verdiğinizde hangileri bize 9 özür diliyorum. 3 veriyor. 3 veriyor. Onu bulacağız. Sen değilsin. Sen hiç değilsin. Sen de değilsin. Sen de değilsin. Sensin. Aferin. D şıkkı. Eğer birden fazla 3 çıkarsa lütfen değerleri değiştirin. Ta ki cevap şıklarında ortak bir şık bulmayıncaya kadar diğerleri değiştirmeniz yeterli olacaktır. X üzeri 8 artı 4 ifadesini çarpanlarına ayırınız. Hmm. Bu terim ekleme çıkarma sorusudur. Direkt olarak çarpanlarına ayırmanız zor. Bunu şöyle yapabilirsiniz ama x üzeri 8 eksi 4 x üzeri 4 artı 4 pardon artı 4 x üzeri 4 eksi 4 x üzeri 4 derseniz bir şey değişiyor mu? değişimi öğretmeliyim. Bunu nasıl göreceğiz? Bunu görmek o kadar kolay değildir. Açık söyleyelim. Ekleme çıkarma en sıkıntılı. Öğrencilerin olabilir. en zorlandığı konu vardır. Gene bol miktarda soru çözerek buna sahip olabilirsiniz bu tecrübeye. Peki şimdi ne yaparım? Şuraya dikkat etmeniz gerekiyor. Burası x üzeri 4 artı 2'nin nesidir? Karesi. Karesidir. Eksi şu da 2x karenin karesidir. 2 kare farkından x üzeri 4. Eksi 2x kare. Ah, olmadı. Üzülüyorum. Burayı saymıyorum. Çünkü önce bunu yazmam lazım. Çocuk nasıl görecek onu? Artı 2 eksi 2x kare. x üzeri 4 artı 2 artı 2x kare. Bu cevap şıklarında bunlardan birisi vardır. Genellikle şunu sorar zaten. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? İfadeyi yerine yazdığınızda aşağıdakilerden hangisi bu şartı sağlıyorsa doğru cevap odur diyebiliriz. X üzeri 5 eksi 1 eşittir vır zıvır olduğuna göre X kaçtır? Burada aslında bir formülü öğrenciye açıklamak istiyorum. Çok sık kullanılan bir formül değildir ama karşımıza da çıkıyor yani sonuçta. Bakınız atıyorum X üzeri 7 eksi 1 nasıl yazılabilir biliyor musunuz? X eksi 1 çarpı X üzeri 6 X üzeri 5 X üzeri 4 artı nokta nokta artı 1'e kadar yazılabilir. x üzeri 10 eksi 1 nasıl yazılır biliyor musunuz? x eksi 1 ilk önce x eksi 1 ondan sonra x üzeri 9 artı x üzeri 8 artı nokta Yok nokta artı 1. Öğretmenim aradaki işaret artı olursa artı olursa derecenin tek çift olması ile ilgili bir mantık var. Kafa karıştırıcı. Öyle bir şey soracaklarını zannetmiyorum. Artı böyle bir soru da çok büyük bir ihtimal değil ama sayısal öğrencileri bunları merak ediyorlar. Peki mesela sadece böyle değildi x üzeri 7 eksi y üzeri 7 olsaydı. O zaman da şöyle x eksi y x üzeri 6 artı x üzeri 5 7. y x üzeri 4 y kare artı nokta nokta x y üzeri 5 artı ya. y üzeri 6. Yani birisi azalırken diğeri artacak. Bu şekilde terimler elde edeceksiniz. Anlaştık mı? Bu durumda x üzeri 5 eksi 1'i ben x eksi 1 çarpı x üzeri 4, x üzeri 3 artı nokta 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 artı 1 olarak yazamaz mıyım? Mesela, e bunlar birbirini götürecek. Demek ki x eksi 1 eşittir. 3 kalacak. O zaman x kaçtır? 4'tür. Denebilir. Ve kağıdımızı gönderdik. x kare eksi x y eksi x eksi eksi 2 vesaire vesaire vesaire. Ee, aslında Değer vermeyle çok rahat çözebileceğiniz bir soru ki böyle bir soru karşınıza gelirse değer verin diye tavsiyede bulunmak lazım. Ancak her zaman e, mümkün olmuyor. Bir evet. yazı ve nasıl böyle bir soruyu çözeceksiniz? Temel mantığını oturtalım kafanıza. Çarpanların ayırması oldukça zor. Size bir başlangıç noktası lazım. Beraberce onu bulalım. Şimdi x parantezine alınabilir x eksi ama bu eksi parantezine alınırsa x artıya gelecek evet. karşınıza. Bla bla bla. Ancak şu bir gerçek. Y'nin olduğu sadece şu iki terim var. Y'nin olduğu yer. sadece o iki terim olduğuna göre burası eksi y parantezine alınabilir. Peki bu ikisini eksi y parantezine alırsam x artı 1 elde edeceğim. Burayı hallettik. O zaman diğerlerinden de x artı 1 çıkmalı ki karşıma ortak parantezi alabileyim. Ancak burada x kare ile eksi x'i x parantezine alırsam olmaz. Olmaz. O zaman şöyle yapalım. Şuna eksi 2 x diyelim. Hı hı. Artı x diyelim. Oldu mu şimdi? Artı x pardon. Şimdi eksi x artı x bir şey değişir mi? Değişmez demiştik ya ekleme çıkarma bu soru var en son soru var. x kare artı x'i artık x parantezine alabilirim. x artı 1 doğru mu? Hı hı. Eksi 2x eksi 2 bunu da eksi 2 parantezine alabilirim. Bakın x artı 1 geldi. Sırf x artı 1 parantezine alabilmek için ne yaptım? Bir tane x çıkardım. Eksi x de eksi 2x yaptım. Bir de artı x ekledim buraya. Sonuçta x parantezine alabilecek. Başka bir şey geldi benim aklıma. O kalsın aklında şimdilik. İkiyi parçalarım eksi 1, eksi bir. Ama diğer terimleri nasıl görecek çocuk? X kare eksiden başka terimlerde var ya arada. Şimdi göreceğiz arada 3 tane terim var. Eksi y artı x eksi 2 görmesi zor olabilir. Sonda eksi 2 ve 1 veya artı 2 eksi 1 olacağı kesin zaten. Ama tam ilk şu vermiyor. Peki faydaya da yapalım aynı şekilde. Mesela burada nasıl olabilir? Yine y'den yola çıkarak açıklamak istiyorum çocuğa. Şu ikisini y parantezine alırsak ya da eksi y parantezine vursak. Eksi y parantezinde x eksi 1 mi oluyor Ağaçlı Şimdi x eksi 1 olması için burada x kare eksi 3 x mi var? Şunlardan kurtuldum bir kere. Ee, şöyle düşünelim. x kare eksi x, x parantezine alırsam x eksi 1 olacak. Eksi 2 x artı 2. Doğru mu? Böyle ayırabilirim. Yine artı x parantezine alırsam x eksi 1, eksi 2 parantezine alırsam x eksi 1. Doğru mu? Doğru. E, burayı da x eksi 1 parantezine alabilirsiniz artık. x eksi 1 parantezinde eksi y artı x eksi 2. Anlaştık mı? Gitti gitti. Cevap x artı 1 bölü x eksi 1 olacaktır. Var mı başka bir yöntem? Yok. Yapınca? Var var. Sadeleştirme mi yaptın? daha Yok. kolay bir yöntemse bakabiliriz. Aa, şöyle düşündüm bilmiyorum çıkar mı? Şunu eksi 1 bir, eksi bir yazdım. Buradan iki kare farkı geldi. Buradan da x eksi 1 gelecek. Şuradan... Abi dur, tamam onu hiç katmayalım. Y'lerden yola çıkmanız daha mantıklı. Çünkü eksi 1 eksi 1 diye görmüşsünüz. Daha zor uğrayacak kare farkından. x üzeri 4 eksi 4 a kare eksi 3 3 a eksi a küp müdür bu? Büyük a küptür. Biraz, biraz kötü gözüküyor. A küp diyelim buna. 2A kare artı A kök A. Biraz karışık gibi. Gene. Değer verecekseniz eğer böyle bir soruda A'ya lütfen kök 4 dışına verir. rahat çıkabilecek bir değer verin. 4. 9 gibi yüksek değer verirseniz ama işin içinden çıkmanız zor olur. 1'de 0 yapmak. Paydaya 0 yapmadım bir de verebilirsiniz. Doğru. Şimdi ne yapacağız? Ee, burası Söyledik o kadar. Efendim? Değer verelim. Değer vermeyelim buraya. A, A üzeri 4. E, şurası artı olacak sanırım. Şurada bir yanlışlık olmuş. Özür diliyorum. Onu da düzeltelim. A üzeri 4. Eksi 4 a kare artı 3. Bu nedir? Eksi 1. Eksi, eksi 3, 3 müdür Raşit hocam? A üzeri 4 da a kare a kare. Hoppa. Yani a kare eksi 3. Hop. A kare eksi 1. Doğru mu? Hı hı. Peki 3 a eksi a küp. A parantezinde alınır. 3 parantez, a parantezinde 3 eksi a kare. Burada problem var mı? Yok. Burada ise ortak parantezi almaktan ziyade şu kökayı içeri dağıtmak lazım. A kök A ile kök A'yı çarparsanız hop böyle olacak. Bunlar gidecek. A kare olacak. Aynı şekilde A kök A ile kök A'yı çarparsanız A olacak. Burada problem var o, mı? Bu A kare, bu da A kare geldi. Dedi. Yok bu kök tamam. içerisinde A kare olduğu için A oldu. Şimdi şurası A parantezinde A artı 1 mi olacaktır? Hı hı. Şu A ile şu A'nın bir tanesi gider. Şu A ile şu A da gider. Şimdi A kare eksi 3, 3 eksi A kare. Şunlar gider. Şuraya eksi yazarım ben hemen ne kaldı? Eksi. A kare eksi 1 kaldı ya. Bunu da 2 kare fark olarak. A eksi 1. A artı 1 diye yazın. Çarpı 2 bölü. Aşağıda ne var? A artı 1 var. Doğru mu? Doğru. Bunlar da gitti. Eksi 2 ile A eksi 1'i çarparsanız. Eksi 2 A artı 2 kaldı. Sonuç olarak. Evet. Biraz özel, yüksek mertebeli bir soru. Ee, aslında çok da şey değil. Bu sadeleştirmeleri neden ekledik? Çarpanlara inmenin artık son tarafında söyleyelim. Sayısal iyi olan öğrenciler özellikle dikkat etsinler. 13, 14, 15, 16 artı 1. Şimdi öğrenciler genellikle buna A diyorlar. A, A artı 1 A artı 2, A artı 3. Ondan sonra biraz karışabilir ifade. Evet. Burası da şu bilgiyi vermek istiyorum. Ardışık 4 sayının çarpımında hep ortak bir durum gerçekleşir. Onu açıklamak istiyorum size. Mesela 1, 2, 3, 4. Dikkat edin. 1 kere 4, 4. 2 kere 3, 6. Her zaman için iki uç sayının çarpımı ortadaki sayıların çarpımından 2 fazladır. Nasıl ya? Mesela 4, 5, 6, 7. 4 kere 7, 28. 5 kere 6, 30. Gördünüz mü? Gene 2 fazla. Ne işimize yarayacak? Şu işimize yarayacak. 13 kere 16. 160. 48'den 208 mi? Hı hı. 208. Şu ikisinin çarpımı. 14 kere 15, 210. Artı 1. Böyle yazarsanız bu soru çok daha rahat çözülecek. Şimdi ne yapalım? İstersek iki kare farkından, istersek direkt A'dan yapabiliriz. A eşittir 208 olarak seçelim. A çarpı A artı 2 artı 1. Bir. Doğru mu? Karekök içerisinde A kare artı 2A artı 1 olacaktır. Bu da a artı 1'in karesidir. Ve kök dışına a artı 1 olarak çıkacak. Biz neye a demiştik? 208'e. Demek ki bu sorunun cevabı 209'muş.